Hayat yaşandığı kadarı vardır. Gerisi ya hafızalardaki hatıra ya da hayallerdeki ümittir. Hüsranı ise bir tek yerde kabul ediyorum. Yaşamak mümkünken yaşamamış olmakta. Bugün 21 Ocak günlerden Perşembe. Bugün Türkiye şok yaşadı efendim. Sayın Mustafa Koç'u doktorların tüm müdahalelerine rağmen evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. ...24 Ocak 2016... Pazar. Türkiye tarihinde sıra dışı bir gün. Türkiye'nin her köşesinden binlerce insan Mustafa Koç'un cenazesinde bir araya geliyor. Herkes burada. İş adamları, gençler, siyasetçiler, kadınlar, yurtseverler burada. Çocuklar var, gaziler, efeler, ev kadınları, mühendisler, yazarlar. Hepsi Mustafa Koç'a veda edebilmek için bir araya geliyorlar. Türkiye aylardır huzursuz, çatışmalı bir süreçten geçiyor. İnsanlar uzun zaman sonra belki de ilk kez yaz, dayanışma, barış, ortaklaşma duygularını hatırlıyorlar. Milyonlar Mustafa Koç'un vefatıyla ortak bir payda da buluşuyorlar. Peki ama bu kadar farklı insan neden hiç tanışmadıkları bir adam için harekete geçtiler? Bu sevgi selini yaratan ne? Nasıl oldu da farklılıkları, ayrılıkları, aykırılıkları bir anda kenara bıraktılar ve aynı noktada buluştular? Güzel bir soru. Ve cevabı onun kişiliğinde saklı. Küçükken işte derdim evladım bayraklar senin için asılıyor bilmem ne. Biraz büyüdükten sonra bana bak baba de sen beni işletiyormuşsun dedi bu kadar seni. Her doğum bir bayramdır dünyaya. Mutluluk kendiliğinden gelir. Yerleşir insanın içine. Kutlamalar başlar. Mustafa Koç'un doğumu da bir bayramdı elbette. Ama bir değil. İki kere bayramdı. Mustafa 29 Ekim'de dünyaya geldi. Tabii hem ilk evlat, hem ilk torun, hem de Cumhuriyet Bayramı'nda doğmuş olması bizim için büyük bir sevinilecek konu oldu. Yeni neslin ilk çocuğu olarak, ailenin ilk torunu olarak, yani Vehbi Koç'un ilk torunu olarak ailemize renk kattı. Mustafa çok mutlu bir çocuktu, çok sevecen bir çocuktu, çok güzel bir çocuktu. Yola çevirirdi herkes Ankara'da, sanki Polaroid, renkli resim gibiydi. Fevkalade sokulgan, sıcakkanlı bir çocuktu. Kimseyi yadırgamazdı. Hepimiz tabii ilk çocuk, ilk torun olarak çok sevdik.
Mustafa ile benim aram 1,5 yaş. Dolayısıyla biz ikiz gibi büyüdük. Annem bizi bir örnek giydirirdi. Ona da çok itina ederdi. Ben ayakkabılarımı bağlamayı Mustafa ilkokulu bitirdikten sonra öğrendim. Çünkü ne zaman bağım çözülse teneffüste onu bulurdum, o benim için bağlardı. Sıkıntı yaşadığın zaman, başın sıkıştığı zaman Mustafa'ya çok rahatlıkla bir derdinle gidebilirdin. Çok da gittim. Gerek maddi, gerek manevi her zaman imdadıma yetişmiştir. Mustafa çocukluğundan beri hep güleşti. Hiçbir zaman suratı asılmazdı. Ve insan münasebetleri çok iyiydi. Küçüklüğünden beri arkadaşlarını toplar, takım kurar, futbol oynar. Mustafa Koç, büyüdükçe karakteri büyür, adı büyür. Ergenliğin başında artık evden dışarı çıkmaya, uzaklara bakmaya hazırdır. Mustafa Lisium Alpinion Sods Lisesi'ne, oraya gitti. Orada gayet iyi okudu. Bize sadece bir defa bir şikayet geldi okuldan. Bunlar 5-6 arkadaş kızların işte tarafına girmişler. Hoca gelince pencereden atlayarak kaçmışlar, öyle bir şikayet geldi. Sınıfın buz hokeyi takımını kuracağım. Adam bulamıyorum. Mustafa'ya dedim ki takıma oyuncu lazım. Tereddüt etmeden kabul etti. Baktım patenlerin üstünde bile zar zor duruyor. Ben hayatımda hiç buz hokeyi oynamadım ama elimden geleni yaparım dedi. Sonra bu sporu çok sevdi ve okul takımına kadar yükseldi. Cesaretliydi falan. Ama arkadaşına yardım etmek için yapmıştı. I met him on my first day at GW. We immediately connected and I quickly felt the comfort of having an older brother. His big heart made you feel special. Hence, he was always able to get the best of you. Üniversitenin ya 3. ya 4. yılındaydık. Mustafa benim bir muhasebe imtihanından iyi not aldığımı duymuş. Ya Ömer dedi, ne olur benim de önümüzdeki hafta bir muhasebe imtihanım var. Bunu birlikte çalışabilir miyiz? Biz çalışmaya başladık. Ben bir iki saat kendi başıma bir çalışayım dedi. Tamam dedim. O kanepede şöyle bir uzandı, eline accounting kitabını aldı ve çalışmaya başladı. Fakat bir ara böyle bakıyorum, hiç sayfa mayfa çevrilmiyor. Hep aynı şeye bakıyor. Hiç unutmuyorum, tuvalete kalktı, baktım hangi chapter çalışıyor diye. Meğerse içine uçak maket mecmuasını koymuş. Yaşamaya ara vermeden çalışmaya başlar Mustafa Koç. Yeni mezun, genç, hevesli ve gelecek vadeden birisi olarak. Ona rengini veren tevazu, iş hayatının rengini de belirler. Daha ilk günden itibaren. Vehbi Bey'den Mustafa için bir mektup aldım. Ve diyor ki Mustafa'nın iyi yetişeceği ve her şeyi küçükten başlayarak patron ailesine mensup olduğu unutulacak ve her şeyi iğneden ipliğe kadar öğrenmesini istiyorum diyor. Dedim ki ilk önce fatura kesmesini öğretin. Hayatında belki bundan sonra fatura kesmeyeceksin. Sıfırdan başlıyorsun. Hayat öyle. Kriz döneminde gelen bir yönetim kurulu başkanı veya bir patron normal koşullarda kısıntı yapalım, frene basalım diye düşünürken Mustafa Bey yönetim kurulu başkanı olduğunda olumlu, iyimser yapısını işin büyümesine taşıdı. Mustafa Bey'in müthiş bir iş zekası vardı. Konuları dinlerdi, analiz eder, karar verirdi. Mustafa'nın benim açımdan en önemli kimliği, Mustafa hayatımda gördüğüm en sade insanlardan birisi. Mustafa çok olumlu bir insandı. Babam gibi bardağı yarı dolu görürdü.
olurdu ve çok müsbetti. Olaylara hep olumlu bir şekilde yaklaşırdı. Ben Mustafa Bey'le pek çok kez yurt dışında çeşitli toplantılarda bulundum. Sözüne değer verilen birisiydi. En çok da sağduyusuna sanıyorum değer verilen birisiydi. Dünyamız hiç olmadığı kadar yeni fikirlere ve yeni hayallere açık. Mustafa Koç'u aynı sikletteki diyelim bütün iş insanlarından ayıran ya en önemli vasfı sanırım bu hakikiliğini ya da samimiyetini karşısındakine hiçbir gayret göstermeden hissettirebilmesiydi. Mustafa milyonlarca insanımızı alçak gönüllüğüyle büyüledi. Dev bir gücün en yetkili koltuğunda otururken Mustafa nasıl böyle alçak gönüllü olabiliyordu? Biz bunu çok iyi biliyorduk. Hepimizin aynı kaderi paylaştığının, aynı gemide olduğunun bilincindeydi. Sevdiğim bir söz var, sizi bununla paylaşmak istiyorum. Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser değişmesini bekler, gerçekçi ise yelkenlerini ona göre ayarlar. Mustafa Koç, daha kariyerinin ilk yıllarında bazı soruların cevabını vermişti. İş ahlakı, duruşu, tarzı, felsefesi çoktan kendini belli etmişti. En yakınındakiler bunu en baştan fark etmişti. Özellikle son 9 sene hem yurt içinde hem yurt dışında Mustafa Bey'le pek çok toplantısında beraber bulundum. Hiç bilmediği, o an duyduğu konularla ilgili bile çok sağduyulu ve çok doğru kararlar aldığını şahit oldum. Bana göre bunun temelinde yatan şey bizim koç okullarının da aslında bir örnek birey yetiştirirken eğitim felsefesinde özetledikleri 3 vasıf var. Akıl, vicdan, cesaret. Mustafa Bey bu 3 vasfı da bünyesinde çok güzel harmanlamış bir insandı. İnsanın uğraşları sadece ona gündelik hayattan uzaklaşma fırsatı vermez. Etrafındakilere de çok şey söyler. Bizim uğraşılarımız başkalarına esin kaynağı olur. Mustafa Koç, iş hayatıyla olduğu gibi meraklarıyla da onu tanıyanlara esin kaynağı olmuştur. Başka bir insandı Mustafa. Farklı dünyalara olan merakı onu binicilik sporuna sürükledi sanırım. 12 sene aşağı yukarı her gün 3 saat, 4 saat hiçbir zaman aksatmadı. Bu sayede de aktif sporcu olarak milli takım seviyesine kadar yükseldi. Türkiye'den Bay Mustafa Koç, arçelik, striker. Buraya bu kapıdan içeri girdiği zaman seyircilerle öpüşür, insanlarla öpüşür. Hiç kimseyi kimseden ayırt etmeyen bir tarzı vardı yani, öyle bir insandı. At binmeye dedesi rahmetli Vehbi Bey'den merak saldı diye düşünüyorum. Çok iyi bir biniciydi. Denize de Rahmi Bey'den meraklandığını düşünüyorum. Sporların çoğu insanın yaratılışına isyanı diye düşünüyorum. Suda yürüyemeyiz ama su kayağı yaparsanız yürürsünüz. Karda yürüyemezsiniz ama kayak yaparsanız yürürsünüz. Uçamazsınız ama uçarsınız, uçak uçurursunuz. Mustafa Koç sporlarının çoğunda yaratılış kabiliyetsizliklerimize meydan okumayı tercih etti aslında. Mustafa'nın en önemli özelliklerinden biri yaptığı şeyi severek ve aşkla yapması. Bana da en çok onu öğretti. Yaptığın şeyi severek, aşkla yapmak ve inandığın şeylerin peşinden koşmak. Mustafa Koç, Mustafa Koç.
Mustafa Bey çocukluğundan beri model uçaklara meraklı bir insan. Yeni bir uçak gördüğünde çok sevinirdi. İlk uçuşundan önce mutlaka bir nazar boncuğu kendi eliyle yapıştırırdı. Ya Mustafa güzelim yazı bırakırdı. Allah'ın Avrupa'sının bilmem ne köyünde uçak uçurmaya giderdi. 2 hafta. Bırakırdı buradaki her güzelliği, orada yarışmaya giderdi. Ama her yaptığı şeyi biliyor musunuz? Böyle ucundan tutmazdı Mustafa. Yani bir şey yapacaksa hakkını verirdi. First place goes to Mustafa Koç from Turkey. Mustafa hatta işi bir dünya ikinciliği ve 2 Avrupa şampiyonluğu kazanacak kadar ilerletmiştir. Bugün tarihi bir dalış yapacağız. Dur bir dakika. Şekerim. Mustafa tüm hobilerinde ailesini dahil etti. Esra dalgıç, Aylin dalgıç. Yaşları el verir vermez bildiği hobilerini veya bildiği şeyleri öğretmekten büyük zevk alır. Gençleri yetiştirmeyi çok sever Mustafa. Yetişmeye, yetiştirmeye çalıştı. Tüm canlılar onun hayatının bir parçasıydı. Dünya onun için kocaman bir aileydi. Davranan, olduğu gibi yaşayan ve herkesi olduğu gibi seven bir insandı Mustafa Koç. Kendini olduğu gibi yaşayabileceği bir aile kurmak istedi. Mustafa çok duygusal bir insandı. İngilizce bir terim vardır, larger than life. Mustafa gerçekten hayattan bile daha geniş bir insandı. Ve her geçen gün Mustafa'nın ne kadar sevgi dolu ve bir o kadar da iyi niyetli olduğunu daha da iyi anlıyorum. Eğer temiz kalp, iş dünyasında başarının sırrıysa, herhalde aynı zamanda iyi bir baba olmanın da sırrıydı. Oho, kıyamam sana. Öpücük hadi. Esra ve Aylin doğduğu zaman yüzünde o kadar keyifli ve mutlu bir ifade vardı ki hala dün gibi gözümün önünde. Ne bu Esra? Ha? Ne için kesiyorsunuz kızımın saçlarını? Kayacağım aşağıdan. Bir el sallayayım.
Hem Esra hem Aylin ona her şeyi büyük bir rahatlıkla anlatırlardı. Çok ciddi bir arkadaşlığı da vardı kızlarla. Elbette onunla yakını kurabilenler ailesi ve çocukları ile sınırlı değildi. Aslında o aileyi göründüğünden de büyük yapan pek çok insan vardı. Kimisi iş arkadaşı, kimisi çalışanı, kimisi bir yabancı. Ama hepsi bir şekilde onun dostluğunun tadına varmıştı. Onu korumak, kitleleri korumak gibi bir şeydi aslında. İnsanların sevgilisi olmuş bir gönül adamıydı o. Yani en basit yaptığı bir şey bile, yani tabiri caizse güneş gibi, oranın bir havasını, bir rengini değiştirirdi. Mustafa abi, sabah kahvaltı yapar mısınız? Bir şey ister misiniz? Hakan, bir sokak simidi al derdi. Simidi yerdi, çıtır çıtır ederdi böyle mesela. O kadar hoşuma giderdi ki. Çünkü Mustafa abi keyifle yerdi. Yani tekneye binerdi keyifle. Maket uçak kullanırdı keyifle. Her şeyi keyifle yapardık. Hiçbir zaman bir defasında yapılan bir yanlışı kale almazdı. İkinci bir şans verirdi. İlk çalıştığımız günden itibaren aradığımız telefon numaraları şirketlerin 2016'da bile hatırlardı. Ofise girdiği bir sabah masamızda gazeteler durur her zaman. Onlardan birine tesadüfen bakarken bir bebeğin kalp ameliyatı olması gerektiği haberini okuyor. Çok etkileniyor. Bir bakın çocuklar nasıl yardımcı olabiliriz diye bizlere talimat veriyor. Araştırdık, mutlaka kalp ameliyatı olması lazım. Bunu yaptırdı. Ameliyatı sanki Amerikan hastanesi yapmış gibi oldu. Ama hiçbir zaman aile Mustafa Bey'in bu bebeğin ameliyat masrafını üstlendiğini bilmedi. 1986 yılında askerden geldim. Etiler'de bir berber salonunda kalfa olarak başladım. Pazar günleri Korukent'te bir puspateni pisti vardı. Oraya gitmeye başladım. Bir grup geldi, bu sokeyi oynayacaklarmış. İşlerinden Mustafa Bey'i gördüm. Kaleye geçer misin dedi. Buyurun Mustafa Bey dedim. Bana Mustafa Bey deme, Mustafa de. Ben size Mustafa diyemem, Mustafa Bey dedim. Dedi ki başka ne diyeceksin? O zaman abi diyeyim deyince tam o zaman abi de dedi. O günden sonra da Mustafa Koç benim için Mustafa abi olarak kalmıştır. New York'a giderken yan yana denk geldik. Sohbete başladık. Mustafa Bey'e ben ticaretle alakalı bir koyup onu nasıl alınır sorarken o bana bambaşka bir ters köşe yaptı açıkçası. Mevlana'dan girdi sohbete. Bir insanın çok zengin de olsa, çok fakir de olsa iyi olduğu vakit mutlaka önünün açılacağını, Allah'ın da böyle bir adalet ve matematiği olduğunu anlattı. Mustafa Koç'un iyi kalbi sadece tutkuları ve yakınları için atmakla kalmadı. Onun yakını kurduğu daha binlerce insan vardı. Hatta binlerce canlı. Onun için kimsenin üstünde durmadığı pek çok meseleyi sahiplenmekten geri kalmadı. Kafasındaki ilk projelerden biri Atatürk heykelini aslına uygun olarak yaptırmaktı. Mustafa'nın bir tane çok güzel Atatürk rozeti vardı. O Atatürk rozeti çok nadir çıkardı. Çıktığı zaman da 1907 rozeti gelirdi. Çünkü çok iyi bir Fenerbahçeliydi Mustafa. 1907 Derneği'nin kurulması onun ilk sivil toplum örgütü deneyimiydi. İyi bir Fenerbahçe olarak elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hem grup olarak hem şahsen. Kardeşim Ali de aynı şekilde. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ne Mustafa olmasaydı 1907 Fenerbahçe Derneği olurdu. Ne de 1907 Fenerbahçe Derneği olmasaydı Fenerbahçe bugüne kadar yaptığı kurumsal atılımları yapabilirdi. Mustafa Bey Türkiye aşığı bir insandı. Topluluk olarak yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinde daima önde koştu, bizlere liderlik etti. O sebepledir ki biz Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesini, ülkem için kan veriyorum projesini, engelleri kaldıralım projesini ve en son olarak da He For She, cinsiyet eşitliği projesini çok başarıyla uyguladık. Gençlere derler ki iş yerine geldiğin zaman
vicdanını palto gibi vestiyere as. Akşam çıkarken tekrar giyersin gidersin. Mustafa böyle değildi. Yani mesaisinin bir kısmını da benden vicdanen beklenenler saatine ayırırdı demem lazım. O küçük defterine not ettikleri arkanızı döndüğünüz zaman çöpe gitmezdi. Onu ertesi gün oturur düşünürdü. Kimin neye ihtiyacı var? Kimlere yardımcı olabilirim? Benden medet umanlara ben nasıl elimi uzatabilirim diye. Çok insandı Mustafa Koç. Mustafa liderken de aslında genel karakterik özelliklerini yansıttı. Çok sevecen, babacan tarzı bir liderliği vardı. Babam bize her zaman çok arkadaşça yaklaştı. Ondan hiç çekinmemize izin vermedi. Her şeyi anlatabilirdik. Hiç yargılamazdı. Her zaman dinlerdi. Hatta ilk dövmemi beraber yaptırmıştık. Ben bizim baş harflerimiz EMAC'den oluşan bir balık tasarlamıştım. Hayatta izin vermeyeceğini düşünüyordum. Hatta biraz da korkarak sormuştum o gün. Hadi gel beraber yaptıralım dedi. Sonra gittik aynı dövmeyi yaptırdık kolumuza. Gerçekten olabilecek en iyi baba olmanın yanında her zaman da en iyi arkadaşımdı. Aynı zamanda beni de bir arkadaşı olarak görüyordu ve bu da benim için gerçekten çok değerliydi. Babamın çok farklı bir duruşu vardı, dimdik. Çok mütevazı bir insandı ve küçüklüğümüzden beri de bize aynısını öğretmeye çalıştı. Babam çok anlayışlı ve cana yakın biriydi. Babamın en güzel özelliklerinden biri hiç ön yargılı olmamasıydı. Herkesi olduğu gibi kabul eder ve herkese eşit değeri verirdi. Babam çok renkli bir insandı. Dalgıçtı, fotoğraf çekerdi, uçak uçururdu. Babamı tanımış olanlar da çok şanslı insanlar. Mustafa'nın kızlarıyla daha çok hayalleri vardı. Onların düğünlerini görmek istiyordu, mezuniyetlerini görmek istiyordu. Torun sahibi olmak nasıl bir his onu çok merak ediyordu. İleriye dönük kızlarıyla çok güzel planları vardı. Olmadı. Planlar yarım kaldı. Ve herkesin gözü yollarda kaldı. Bir an dur ve etrafına bak. Her şey ne kadar sessiz ve önemsiz. Sen harekete geçmediğin sürece. Pistleri ve 3 tane İstanbul rallisini kovalayacağım. Bu sezonun ilk yarışı. Hayat, yaşamak olduğu kadar geride bir hoş sada bırakmaktır. Mustafa Koç yaşadı ve yaşattı. Hissetti, hissettirdi. Paylaştı, paylaştırdı. Sevdi, sevildi. Konuşma yapsana Mustafa. Dediğim ki tarih bir gün.
bana bu yolculuğumda desteklerini hiçbir zaman kayıtsız şartsız esirgemeyen büyüklerim, kardeşlerim, ailem, başta sevgili eşim Karolin olmak üzere, daha sonra kızlarım tabii ki. Fakat en şanslı patronlardan biriyim. Bu kadar muazzam bir ekiple çalışmak büyük bir ayrıcalık. Hepinizi çok seviyorum.